Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere merak edilen telefon Turkcell t tanıtacağım. Şöyle bir kutusundan çıkaralım. Şöyle bir zımbırtı yapmışlar hani şuradan tutun hemen çıkarın diye. Şöyle kutusunun içine bakalım önce. Kullanım kılavuzu var. Şöyle bayağı kalın, güzel bir kullanım kılavuzu var. Dol bir ses teknolojisini tanıtıyor. Uygulamayı tanıtan bir yazısı var. Şu fik fiki var bunun. Bir yandan basıp sim kartı çıkartan ataç da olur. Garanti belgesi kutu gördüğünüz gibi şöyle bir adaptörü var. Ara kablosu var. Bayağı da hani bir dandik tırt değil. Ağır geliyor. Güzel. Ve kulaklığı var. Kulaklığı da bayağı şık gözüküyor. Aynen şimdi bunları atalım. Biz telefona bakalım. Telefonda şöyle bir not düşmüş. Önemli. T elinizin arka kapağı açılabilir değildir. Lütfen arka kapağı zorlayarak açmaya çalışmayınız. Gibisinden. Şunu da atalım gitsin. Telefon için şu an benim hattım takılı zaten açıyorum. En başta söylemem gerekiyor. Telefon bütün hatlara çalışabiliyor. Hani Turkcell T50 başka bir hattım var. Çalışmaz Nasılsa olsa Turkcell'in telefonu diye düşünmeyin. Bütün hatlara çalışabiliyor. Ki benim hattımda da çalışabildiği gibi. Telefon açıldı. Hızlı menüler var şurada. İşte mesaj gönder. Direkt olarak gelen mesajı oku. Çağrı yap. Şey yap. Şöyle çağrı yaparak başla. Kameraya başla. Direkt şöyle açalım. İçinde Android 4.4.2 KitKat sürümüyle geliyor telefon bize. Şu gördüğünüz uygulamaları ben kurdum. Şunu, şunu, şu oyunları. Şunları genelde siz istediniz. Hafta içi bir görsel paylaşmıştık Facebook grubumuzda. Facebook grubuna şuradan beğenip üye olabilirsiniz. Soruyoruz hani neleri inceleyelim diye. Çoğu merak edilen telefonun içi aslında. Hani taşla kıravi içini gösterelim falan. daha sonra geleceğiz bunlara. Fakat şöyle bir şey var ki Türksel yani bize bunu gönderen ajans, Türksel'in ajansı telefonu kırmamıza izin vermedi. O yüzden içini inceleyemeyeceğim. Bunu en baştan söyleyeyim. Ama ona yakın bir şey yapacağım. Onda da söyleyeyim. Dayanamayacağım çünkü. Yani koskoca Türkcell'in de telefonu alın, eti sizin kemiği benim demesini bekliyordum açıkçası ben. Neyse. Telefon zaten tipini gördünüz. Oldukça şık bence. Zaten hani ZT'nin yaptığı bir telefon. Ama ZT'nin yaptığı bir telefon değil. Hani onu da söyleyeyim en baştan. ZT'nin Türkcell için özel yaptığı bir telefon. Türkcell listeyi hazırlıyor. Bana şöyle bir telefon yap diye ZT'de yapan firma yapıp koyuyor. Hani ZT'nin kendi şuna benzer bir modeli yok. Onu da belirteyim. yaptırılmış. Gayet de başarılı bulduğum bir telefon direkt olarak ölçelim bakalım boyunu. 14 santim boyu var. Şöyle 10, 17, 7 santim bir genişliği var. Böyle inceliği de 7,8 mm. Gayet ince, şık. Direkt olarak bize Sony Xperia Z'yi anımsatan bir tasarım var. Çok da güzel tasarım ayrıyetten. Hani bunun bir operatör telefonu olduğunu açıkçası kolay kolay insan inanamıyor. Yani duruş olarak gayet güzel. İşlemci olarak Qualcomm 8926 bir işlemci var. 1.2 GHz gayet oldukça da başarılı bir işlemcisi var. Hani e, oyun oynarken falan uzun bir sürede ısınmıyor. Zaten oyun testine birazdan geçeceğim görürsünüz. 5 inçlik bir ekranı var. Şöyle ölçeyim 5 inçte nasıl oluyor diye. İçten içe 13 santim civarı bir ekranı var. Ekran parlaklığı bence gayet yerinde. Güzel bir ekranı var. 720p oluyor. Yani HD ekranı sahip. Arka kamerası başarılı. Onu da göstereceğiz zaten. Videonun sonunda fotoğrafları videoları. 13 megapiksel bir kamerası var. Arka tarafta şurada görmüş olduğunuz bir hoparlörü var. Kulaklık girişi alt tarafta. Bir mikrofon girişi burada var. Bir mikrofon girişi burada var. Bu da dış sesleri azaltıp daha net sesinizi karşı tarafa iletmenizi sağlıyor. Başarılı. USB 2.0 girişi de üst tarafta yani şarj olayı. Sim kart girişi buradan yapılıyor. Gördüğünüz gibi de başka herhangi bir giriş yok. Açma kapama tuşu, ses açma kapama tuşu mevcut. Yani telefon SD kart takılmıyor diyelim çünkü bataryasını çıkaramıyorsunuz. 2300 mAh bir pili var. 1 GB'lık bir Android cihaza göre bu pil oldukça fazla bir pil. Hani 2500 niye değil, 3000 niye değil diyenler olacaktır. E HD bir ekran, 1.2 GHz bir işlemci ve 1 GB RAM'e göre oldukça başarılı bir pil ömrü var. Öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir gündür kullanıyorum. 24 saat geçmesine rağmen pili hala bu seviyede. Pili oldukça başarılı. Onu da söyleyeyim. Yeterli olacaktır yani. Günü her türlü kurtarır. Ondan eminim. Şimdi telefonda Turkcell'in kendi arayüzü var. 4.4.2 ol, kit kat olmasına rağmen şöyle geliyorsunuz. Ho favori kişiler var. İşte en çok konuştuğunuz kişiler ekleyebiliyorsunuz buradan. En fazla kullandığınız uygulamaları gösteriyor size. İşte mesajlar, fotoğraflar, işte Facebook, Facebook oturumu açmanız için de ve takvim olarak bayağı da. Bu menüyü siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Şuradan işte kart ekran ayarları olarak işte favori kişiler uygulamaları hani bunlar bunlara gözükmesin direkt takvime hey, e-posta gelsin gibisinden. Kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Telefon şu halde geldi. Şöyle göstereceğim. Bunlar yok. Şu 5 uygulama yok. İşte Twitter, Facebook, Flipboard, Onedio gelmiş. Şunlar gayet iyi olmuş. Tabii Türkcell'in kendi uygulamaları da var. Şunu da ben kurmuşum bu arada. Onun dışında telefon 16 GB. SD kart takılmıyor dedik. Mini SD kart takılmıyor. Hafız artırılamıyor yani. 8,5 GB boş geldi. Bize geri kalan işte uygulamalar. Türkcell'in kendi uygulamaları falan. Onun dışında zaten Turkcell'in akıllı depo uygulaması da var. Akıllı bulut uygulaması da var. Oraya da fotoğraflarınızı, videolarınızı. Bu telefonun en büyük özelliği, bana kalırsa en büyük özelliği fiyatı da, yani en büyük özelliği 4G'yi desteklemesi. Yani 1 GB'lık bir Android cihaz, zaten 699 lira bir satış fiyatı var. Bence fiyat artı performans olarak çok üst düzeyli bir telefon. Hani piyasayı sarsabilir, General Mobile Discovery'nin tahtına oturabilir. Çok rahatlıkla söylüyorum, söylüyorum bunu. 4G de var bunun içinde, 4G de var. Yani işte zaten Süreyya Bey'le de konuşmuştuk. 2015 civarında 4G desteği de Türkiye'ye gelecek. Altyapısını da böyle hazırlamışlar. Şimdi Turkcell'in kendi uygulamalarını geçeceğim. Sonuçta Turkcell hesabım hattım yok benim. Şimdi Antutu Benchmark testini ben yapmıştım daha öncesinden. Tekrar yapalım istiyorsanız. Çıkan sonuç bu. 13.807 çıktı fakat dolu haliyle yaptım. işte o oyunları kurdum. Oyun, 3 tane oyun var içinde ama 3'ü de yüklü bir oyun. Kalabalık diyelim. Fazla yer kaplayan oyunlardan. Telefonun sıralaması iyi çıktı. Şöyle bakalım. İşte model ZT'nin yaptığı model T50, Android versiyonu 4.4.2, işte Qualcomm Snapdragon 8926 demiştim zaten. Adreno 305 ekran bileşeni var, ekran kartı diyeyim hatta. 720p çözünürlüğü var, işte kamerası 12.8 yani 13 megapiksel demiştik. Rootlanmış mı? Hayır diyor. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim, ön kamerası da 5.3 megapiksel yani oldukça başarılı bir selfie kamerası var ön tarafında da. Yani basit olarak konuşmak gerekirse ön tarafı 5 megapiksel, arka kamerası 13 megapiksel. 720p HD bir ekranı sahip. Ki ekran parlaklığı bence çok yerinde bir telefon. İyi bir cihaz. 699 liraya biraz zor buluruz. Şöyle bir oyun denemesine başlayayım. İşte sizden gelen bir arkadaşınız sormuş. Transformers 4'ü denermesin diye. İlk defa giriyorum şu anda. Deneyelim bakalım ne olacak. Bu arada şundan bahsedeyim. Ekran oldukça HD ekrana göre çözünürlüğü yüksek. Yani 294 ppi. Vursana şunu ya. yani neyse Gördüğünüz gibi transforması çalıştırıyor mu diye sormuştunuz Facebook'tan. Gördük çalışıyor. Çıkalım şundan. Şimdi ben transforması siz istediğiniz oynadım ama Dead Trigger'la asfaltta sorunsuz bir şekilde kasmadan çalışıyor. Şimdi şundan bahsedeyim son olarak. Şu dol bir muhabbetini bahsedeyim. Müzik dinlerken aşırı da fark ediliyor. Kulaklık yani ses çıkışı hakikaten benim kullandığım telefondan. Bilen biliyor zaten ne telefonu kullandığımı. Ondan kat kat daha iyi. Ben yani ku müzik kullanmam olsa rağmen fark, edip fark edebildim sesin kalitesini. Bu çok başarılı olmuş. Onu bayağı beğendim. Onun dışında 8.5 GB geliyor boş alan işte çok kötü falan diyenler var. Şahsen ben katılmıyorum. Normalde zaten sanat bir telefon 16 GB'lık telefonda 10-12 GB olarak geliyor fazla bir fark yok. Zaten yüklenmesi gereken uygulamada da yüklenmiş şekilde geliyor telefon elinize. İşte Swift Key Turkcell bile var hazır klavye olarak. Ben başarılı buldum. İşte kamerasını, video çekim kalitesini 1080p video çekiyor. Onu da söyleyeyim en başta. Onları videonun sonuna koyacağız. İşte video olarak, fotoğraf olarak bakarsınız. Ön kamerayı da ayrıca etten koyacağız. Ben başarılı buldum. Dediğim gibi tek takıldığım nokta keşke bu telefonun içinde inceleyebilseydim ben. Hani Turkcell keşke verseydi bu telefonu bize de. İçini de, al kır eti senin kemiği benim deseydi. Tek takıldığım nokta onun dışında hakikaten bu fiyata böyle bir telefon. Yani bence piyasadaki fiyat performans açısından iyi telefonlardan bir tanesini yapmışlar. Ben telefonu beğendim. Hani 699 liralık bir fiyatlı bir telefona göre başarılı bir telefon olarak buldum. Yani şimdi atacağım yine bir şey diyecekler. Neyse atmamıza dediğiniz gibi izin yok. Neyse beğendik telefonu. Beni Web Tekno TV YouTube adresinden takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şey, telefonun hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz videonun altında. Teknoloji Yatağı Tv adresinden bana ulaşabilirsiniz. İncelenmesini istediğiniz ürün, oyun, uygulama ne varsa bana yazın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Atamadım ya içinde kaldı telefon. Yemin atamadım şunun içinde kaldı. Oğlum herkesin bir raconu var ya. Oh be.